Evet, son saldırılar şu anda ekranlarda. Bunlar 10 Eylül'den başlamak kaydıyla son olarak 12 Ekim'e kadar uzanan bir dizi saldırı. Türkiye bunlara dayanarak artık sabrım taştı dedi. Evet, öncelikle Sayın Karakuş sizinle başlamak istiyorum efendim. Türkiye'nin olası harekatı, sınır ötesindeki harekatı ne zaman olur? Ve tabii sahada ne bekliyor? Bunun da ötesinde. Bu harekat terör sorununa çözüm getirecek mi Türkiye için? Şimdi terör sorununa çözüm belirli ölçüde getirir. Yani zaten şu anda tamamen silahlı kuvvetlere kaldı terörle mücadele. Yani bir şekilde atladı işte Suriye'de ve Irak'ta terörle mücadelemiz silahlı kuvvetlerle yapılıyor. Bunun yanı sıra yani Türkiye'nin diğer güçleri bir şekilde kenarda durmak konumuna kaldı. Yani burada malumunuz işte Esad'la ilişkilerin nasıl koptuğunu, ne olduğunu burada tekrar tekrar anlatmanın bir alemi yok. Tabii. Ama burada Suriye'deki olay, bakın Azerbaycan Ermenistan savaşıyla ilgili bir defa İran'ın buradaki özellikle müdahale etmesi, özellikle İdlib civarında İran güçlerinin oluşu ve İran güçleriyle beraber Esad'ın bir şekilde yüklenmesi öne alınmalıdır. Bunu böyle görmek gerekir. Yani nereden baksanız biliyorsunuz tamamen İran'la Azerbaycan arası açıldı ve acaba Türkler Güney Azerbaycan bölgesinde de bir harekat icra eder mi gibi bir noktaya geldi ve o nedenle biliyorsunuz Azerbaycan sınırında tatbikat yapıyor. Yani bunu böyle sadece Suriye görürseniz hep devamlı surette yanılgı içerisinde oluruz. Onu demek istiyorum. Evet. Şu anda zaten bakın Suriye'de olan bütün olaylar neredeyse Rus PKK'sının olduğu yerde. Bunun sebebi Türkiye'nin Esad'la hiçbir anlaşmaya şu ana kadar istenilen ölçüde girişilmemesi. Benim değerlendirmem o ki Putin'le Erdoğan görüşmesinde de Putin'in mutlaka Cumhurbaşkanımıza Esad'la görüşülmesi ve Esad'la işbirliği içerisine girilmesi telkininde bulunduğunu değerlendiriyorum. Evet, ama şu günler bir adım atılmadı. Çünkü o sırada da efendim şimdi bu F-16 işi çıktı. Bunu ben 2 senedir söylüyorum. Eğer bu iş 2 sene önce adımları atılsaydı bugüne kadar bu F-16 ile ilgili işlerin birçoğu da halledilmiş olurdu. Şimdi Amerika ile F-16 konusunda işler nasıl gidecek diye belirtilirken ve yönlendirilirken, bu arada tabii ki Yunanistan'ın durumunu siz zaten biraz evvel söylediniz. Birazdan ocağı seyde açacağım efendim. Evet. Ortam içerisinde malumunuz G20 toplantısında kimin kimle görüşeceği, görüşebileceği bir noktaya kadar bunu daha açıklığa kavuşturacak. Ama söylemek istediğim o ki bugün Suriye'nin doğusundaki PKK-PYD bölgesine Türkiye'nin herhangi bir harekat yapması mümkün değil. Neden mümkün değil? Amerikan Hava Kuvvetleri'nin korumasında orası. Hava hakimiyetinin olduğu yer. Aynı Afganistan'daki gibi bakın. Afganistan'da da Amerika yok gibi görünüyor ama Amerika'nın hava hakimiyeti var orada. Başka bir ülkenin muharip uçağı o bölgeye giremez. Bunun için de bahaneyi uydurdu. Hep söylüyorum. Orada biliyorsunuz IŞİD diye bir şey uydurdu. En son biliyorsunuz bu havaalanındaki hadiseden sonra ben buralarda işte hava hakimiyetini kurmuşum. Şimdi siz Suriye'nin doğusuna büyük bir harekat zaten icra etmeniz sıkıntılı. Onu peki söylüyorum. Efendim. Onu mana bırakmak zorundasınız. Peki. Bağlıyorum. Olay zaten Fırat'ın batısında oluyor. O nedenle Türkiye'nin adımlarını ona göre atması gerekir.
diye belirtiyorum. Evet, uzaktan Ankara'dan katılan Sayın Pekin, efendim hemen sizin de görüşünüzü almak istiyorum. Olası harekat dedik. Harekat olası mı? Yani terör sorununu çözer mi? Bu tabii ki ana mesele. Çünkü Türkiye bunu söyleyerek oraya harekat, defaatle harekatlar gerçekleştiriyor ama şu anda yapılabilir mi bu harekat? Ve Türkiye sahada kimle karşılaşır? O sahada önünü açacak kim? Açar mı? Yani şöyle söyleyeyim, tabii öncelikle bir harekat olsa bile bu mahsus hedefli bir harekat olur. Bir toprak işgali olmaz bu konuyla ilgili. Öyle değerlendiriyorum. Belki sızmalara mani olur bir yere kadar. Çünkü her yerde var. Yani bakıyoruz şimdi ikiye ayırdığımız zaman bölgeyi, Fırat'ın doğusunda genelde işte ABD'nin korumasında, himayesinde olan YPG var. SDG var. Onun bazı unsurları işte şeyde, Terdifat bölgesinde, Rusya bölgesinde. Onun yine bazı unsurları şeyde, Ayn el-Arab'da, yani Kobani'de. Bazı unsurları Münbiç'te onun. Şimdi böyle sıkıntılar var. Şimdi Türkiye büyük ihtimal 29 Eylül'de yapılan Putin Sayın Cumhurbaşkanı görüşmesinde bu harekatın gündeme geldiğini değerlendiriyorum aslında. Hem şeyle ilgili değerlendiriyorum. Yani hem İdlib'le ilgili, işte İdlib'de bu Medet Karayolu'nun temizlenmesine müsaade etme karşılığında belki bazı yerlerin Rusya tarafından Türkiye'ye verilmesi teklif edilmiş olabilir. Ama sanırım yer konusunda bir takım şeyler var. Yani nereden, neresine, nereye harekat yapılacak? Bu yer konusunda sorunlar var. Türkiye ısrarla şeyi söylüyor, Terdifat bölgesini söylüyor. Çünkü son şeye baktığımızda, sızmalara baktığımızda Terlifat bölgesinde. Yine en son iki kahraman polisimizin şehit edilmesi konusunda da Terlifat'tan şeye doğru, Mara'ya doğru, Aceh'in Mara ilçesine doğru bir antitank füzesi atıldı. Ve onunla araç tahrip edildi. İki tane de şehit öyle verdi. Dolayısıyla o bölgenin şöyle bir özelliği var. O bölge aynı zamanda Halep'i kontrol eden bölge, Halep'e giriş çıkışları kontrol eden bölge. Onun için o bölgeyi vermek istemiyor. Yani o bölgeye Türkiye'nin girmesini istemiyor Rusya. Sebebi de biraz evvel söyledim. Eğer o bölgeye girerse Rusya, çünkü bakın bir tarafta Fırat Kalkan Harekatı bölgesi var. Öbür tarafta Zeytin Dalı, yani Afrin Harekat bölgesi var. Tam ikisinin kesiştiği yerde Terlifat var. Evet. Ve kuzey hakim. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı var. Belki işte Münbiç'te, belki Münbiç'e izin verebilir. Şeyle ilgili, Fırat'ın doğusu için, batısı için söylüyorum. Münbiç olabilir. Belki şey çok zor, Ayn el-Arab çok zor. Çünkü orası şey gibi oldu artık. Bir ikon haline geldi, öyle söyleyelim. Öbür tarafta Amerika'ya baktığımızda, Fırat'ın doğusunda, Amerika Birleşik Devletleri YPG'yi biraz geri çekti, evet. Aşağı güneye indirdi. Ama orada belki Amerika Birleşik Devletleri Kamışlı veyahut da işte Aynisa bölgesi, o bölgelerde bir hedef verebilir diye değerlendiriyorum. Ama şu aşamada iki ülkenin de bir defa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmesini bekleyeceğiz. O beklemeden sonra belki nerede ne yapılabilir, o gündeme gelebilir. Bu tarafta da Rusya ile görüşmeler devam ediyor. Büyük ihtimalle yer konusu var Rusya'da, biraz evvel söylediğim gibi. Yani ben böyle büyük çapta bir harekat beklemiyorum. Yani şeyden girip, Kamışlı'dan girip güneye kadar inme bir harekat. Çünkü konjonktür de müsait değil bu konuya. Baktığımız zaman herkes şey yapıyor. Bu konuda şu anda YPG'yi destekler gibi bir işte tavırları var iki tarafında. Bir de en son biliyorsunuz görüşmeler sonucunda iki tarafı, daha doğrusu muhaliflerle Suriye hükümet yetkilileri anayasa yazmakta anlaştılar. O anayasa çıkar mı, çıkmaz mı? Çıkarsa ne olur? Türkiye'nin bütün bu faaliyetleri birdenbire düşer mi? Ona bakmak lazım. Ama Türkiye sadece cerrahi operasyonlar yapabilir diye değerlendiriyorum. O da yine Amerika'nın ve Rusya'nın hava üstünlüğü. Yani Terdifat'ta Rusya hava üstünlüğü var. Öbür tarafta da Amerikan hava üstünlüğü var. Onlar bir şey olmadan yapacaklarını sanmıyorum. Zaten evet. Şu anda bölgede de
bir şey var. Genelde İdlib'in güneyinde bazı şeyler var. Halep'in kuzeyinde var. Genelde bir sessizlik hakim.